sağlıklı, mutlu, güzel bir günden selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum sizlere. Sevgili seyircilerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bir Sağlık Olsun programıyla hep birlikteyiz. Bugün de mesajlarınızı bekliyoruz. İnanılmaz çok mesaj alıyoruz sizlerden. Çok teşekkür ediyorum. Bu yoğun ilgiden dolayı bizi hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Ve unutmayınız ki bu programı siz şekillendiriyorsunuz. Sizin sorularınızla bu program efendim şekil alıyor. Dolayısıyla bugün de çok önemli bir konuyu konuşacağız. Ultrasonu konuşacağız. Evet, özellikle hamile hanımlarımız varsa, şu anda gebe hanımlarımız veya ben gebe kalmak istiyorum, çok ramak kaldı diyorsanız ultrasonlu görüntüleme çok önemlidir. Özellikle annelerin böyle içlerinin ferahlaması için de bu ultrasona girilir. Peki var mıdır riskleri, avantajları, dezavantajları, hepsini soracağım. Çok sevgili radyoloji uzmanımız canlı yayınımızda doçent doktor Ali İpek. Hoş geldiniz İpek. Ali hocam nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler, sağ olun, nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Hemen WhatsApp numaramızı hatırlatıyorum sevgili seyircilerimiz için. 0090 ön kodumuz 505 756 0273 505 756 0273 o numaradan bize her daim ulaşabilirsiniz. Şu andan itibaren de zaten altyazı olarak geçiyor. Bize mesajlarınızı gönderiniz. Ultrasonla ilgili, gebe ultrasonuyla ilgili tüm sorularınızı yönlendiriniz. Biz tabii ki özel olarak gebe ultrasonunu konuşuyoruz ama siz her türlü ultrasonu bize yine sorabilirsiniz. Çünkü radyoloji uzmanımız burada her alanı kapsıyor, değil mi hocam, radyoloji uzmanlığı? Tabii. Yani her türlü görüntüleme, radyoloji uzmanlığı bir görüntüleme işidir. Yani her alandaki görüntülemeyi yapan radyoloji dalıdır. Evet. Yani o yüzden radyoloji kapsam olarak her alanı kapsar. Her alanı kapsar. Radyoloji uzmanı olarak şimdi bazılarımız bunu bilmeyebilir. Tıp doktoru oluyorsunuz, değil mi? Yani tıp fakültesini bitirmeniz gerekiyor radyoloji uzmanı için. Bu önemli bir şey. Çünkü her yere bakıyorsunuz, tüm organların ultrason görüntüsüne bakıyorsunuz. Onu anlamanız gerekiyor, ne var ne yok diye. Çok önemli bir dal. Tabii, yani zaten tıp fakültesini bitirip doktor olmazsanız radyoloji uzmanı olamazsınız. Hı hı. Mutlaka daha sonra sınava girip radyoloji bölümünü kazanıp orada da 4 yıl ihtisas yapmanız gerekir. Orada başarılı olduktan sonra radyoloji uzmanı oluyorsunuz. Ne güzel. Peki o zaman önce ultrasonla başlayalım mı? Ultrason nedir? Nasıl bir cihazdır hocam? Şimdi ultrason, bu da bir görüntüleme yöntemi. Yani biz görüntüleme yaparken dokulara, insanın enerjiler veririz. Ve o enerjileri dokunun cevabına göre görüntüler elde ederiz. Mesela röntgende X ışını veriyoruz. Tomografide de X ışını veriyoruz. MR'da hastayı çok güçlü bir manyetik alana sokup radyo frekans verip onun tepkilerini alıyoruz. Ve bunlardan görüntü elde ediyoruz. Ultrasonda ses dalgalarıyla bunu yapıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Yani şöyle söyleyelim. Bizim şimdi kulağımız sesleri duyuyor. Ama bizim duyduğumuz ses frekansı 20 ile 20 bin arasında. Ama bizim ultrasonda kullandığımız ses frekansı ise, yani mesela ben gebelikte ortalama 5 milyon civarında, 5 milyon civarında bir frekans kullanıyorum. Frekans ne kadar yüksekse hani görüntü o kadar iyi oluyor. O kadar kaliteli olur. Peki ses dalgası nasıl görüntü elde ediyor? Yani çok kafayı karıştırmadan çok basit bir şekilde anlatmaya çalışayım. Evet. Hani dokuya cihaz ses dalgasını gönderiyor. Yüksek frekanslı ses dalgasını gönderiyor. Şimdi her dokunun sese farklı yanıtı var. Mesela kemikler sesi olduğu gibi yansıtıyor. Çoğunu yansıtıyor. Ama mesela sıvılar, kistler, yani içi su dolu her şey misali. Bunlarsa geriye hiçbir şey yansıtmıyorlar. Yani bunlar siyah görünüyor, hiçbir şey yansıtmayanlar. Kemik gibi dokularsa beyaz görünüyor. Aradaki dokularsa grinin tonları şeklinde görünüyor. Ve biz bu grinin tonlarından görüntüleme yapıyoruz. Evet. Ultrason dediğiniz. Peki ultrasonun hiçbir riski var mıdır acaba? Mesela radyasyon var mıdır? Onda yayar mı bu radyasyonu? Ya hastalarımdan bu konuda çok soru geliyor. Yani şöyle ciddi bir korku var. Yani biz ultrasona giriyoruz. Acaba bebeğimiz radyasyon alacak mı? Bundan etkilenecek mi? Bir radyoloji uzmanı olarak radyasyon hakkında çok kısa bilgi vermek istiyorum. Evet. Yani şimdi etrafımızda pek çok şey aslında bir radyasyon yayar. Bizim için önemli olan tehlikeli radyasyon nedir? Mesela telefonlarımız hocam, radyasyon yayıyor, değil mi? Tabii ki. Bizim elektromanyetik radyasyon dediğimiz bir şey var. Neden başlar? Radyo dalgalarıyla başlar. Televizyon dalgaları, mikrodalgalar. Cep telefonları mikrodalgalarla şeyin arasındadır. Televizyon frekanslarının arasındadır. Yani aşağı düşük mü sayılıyor? Onları söyleyeceğim. Ondan sonra görebildiğimiz ışık gelir. Yani şu gördüğümüz ışık da bir elektromanyetik radyasyondur. Stüdyo ışıklarımız. Tabii. Normal evde yaktığınız ampuller, bu stüdyo ışık. Bunlar da elektromanyetik radyasyondur. Ondan sonra
ultraviyole ışınlar gelir. Ultraviyolenin güçlü ışınlarının artık tehlike başlar. Ultraviyole güneşten gelen de değil mi hocam? Bizi böyle yakan. Bazısı evet. Yani güçlü olanları evet o şekilde. Ondan sonra da X ışını ve gama ışınları gelir ki bizim için tehlikeli olanlar bunlardır. Yani ben size saydım ya radyo dalgalarıyla başlayıp röntgen ve gama ışınlarıyla bitirdim. Bunların enerjisi en düşük olanları radyo dalgaları, enerjisi en yüksek olanları da röntgen ışınları ve gama ışınları. Enerjisi ne kadar yüksekse o kadar tehlikelidir. Röntgen bizim için daha tehlikeli yani. O yüzden böyle üzerimizi kapatıyorsunuz. Tabii çelik yelek mi giyiyoruz, ne yapıyoruz hocam tabii, röntgen çekiminden önce? Tabii kesinlikle. Zırhlanıyoruz. Kesinlikle. Yani o yüzden bir elektromanyetik radyasyonun enerjisi önemli. Bizim için tehlikeli olanlar çok enerjisi olup iyonize eden, yani dokunun şeklini değiştiren, oradan elektron kopartacak kadar güçlü olan radyasyon tehlikelidir. Peki evet, ultrasonda radyasyon var mı? Ultrasonda radyasyon sıfır. Sıfır? Sıfır. Ha. Hiç radyasyon yok. Yani ultrason kullandığınız zaman hiçbir şekilde bebeğe radyasyon vermiyorsunuz. Ses dalgası. Radyasyon tamamen farklı bir şey. Ses dalgası tamamen farklı bir şey. Ses dalgası mekanik bir enerjidir. Mesela ses dalgasını uzayda yayamazsınız. Bir zararı yok yani ses dalgası. Hiçbir zararı yok ama bebek sıfır radyasyon olur. Alır. Ama şuna çok dikkat etmek lazım. Gebeliğin çok erken döneminde ilk 5 ila 10 hafta arasında aileler çok fazla bebeğin kalp atışını dinlemek istiyorlar. Biz bunu dinletmiyoruz. Neden? Size biraz önce anlattım ya, yani ne kadar çok enerji verirsek tehlike o kadar büyük oluyor diye. Ultrasonda bile mi? Ya, ultrasonda mekanik bir sonuçta bir mekanik enerji verdiğiniz zaman bu vücutta neye dönüşür? Isıya dönüşür veya mekanik bir etkiye dönüşür. Mekanik etki dokuyu tahrip edebilir veya dokuyu ısıtabilir. Anladım. Zaten hocam anlattıklarınızdan yani radyasyon gün içerisinde kendi oturma odamızda o kadar çok alıyoruz ki ışıktan alıyoruz. Ondan sonra hocam televizyonda alıyoruz. Radyomuz varsa radyo, telefon hep yanımızda. Yani ultrason bunun yanında biraz şey kaldı. Evet kaldı ama çok erken dönemde mesela bebeğin kalp atışını dinlemek için pulse wave Doppler'e geçtiğimiz zaman nedir 40, hocam? O kalp atışını dinletmek için Doppler uygulaması. Ha. O 40 kat daha fazla enerji veriyoruz o zaman. Özel bir şey oluyor yani. Özel bir şey oluyor. Ya bunun da kılıflanmış bir tehlikesi yok ama biz hani ailelerden kalp atışını ilk 10 haftaya kadar dinlememelerini rica ediyoruz. Ne olacak canım, beklerler değil mi? 10 evet, hafta beklenir evet, yani evet. 10 hafta sonra kalp atışını dinlemek. Onun da kılıflanmış bir zararı yok ama hani yine de daha fazla enerji vermek istemiyoruz. Çünkü niye 10 hafta kadar? 10 haftaya kadar bebeğin organları çok hızlı değişiyor. Gelişim hızlı evet, oluyor. 11. haftaya kadar organlar büyük ölçüde tamamlanıyor. Olgunlaşma süreci devam ediyor. O yüzden ilk 10-11 hafta kalp atışları dinlememeleri konusunda hani rica edeceğiz. O bebeklerin sağlığı açısından. Yoksa radyasyonun zararı sıfırdır. Yani bunlara dikkat edin. Tabii. Anne babalar zaten siz böyle deyince hocam diretmez yani, illa ben kalp atışını dinleyeceğim demez. Çünkü çocuğun düşündüğü için ilk etapta 10 haftada beklenir. 15 hafta bile gerekirse beklenir yani bunun için özel bir an. Peki anneler mesela görüntülemede yüz ifadesine bakıyor mu çocuğun? Bu da çok önemli. Acaba yüzünü ekşitiyor mu, gülüyor mu? Evet, durumu evet, nasıl, iyi hissediyor mu kendini bebiş? Evet her bebek şimdi şöyle. Her bebek kendine has bir özelliği var. Şimdi baktıkları zaman ilk bebekleri görünce bütün bebekler, anne karnındaki bebekler birbirine benziyor diye söyler ama aslında benzemezler. Çünkü ben çok fazla gördüm gerçekten. Hepsinin ayrı bir ruh hali vardır. Bazen yüzlerini buruştururlar, hafifçe gülümserler, çok fazla esnerler, yüzleriyle oynarlar. Kendi içlerinde bir dünya vardır. Tabii karanlık bir ortam. Görme duyuları çok zayıf. Onun dışında her bebeğin o tavırlarını izlemek her zaman çok güzel ve eğlencelidir. Değil mi? Çok evet, güzel. Çok evet, da güzel anlar yakalamışsınızdır siz çok de. Fazla, çok fazla. Çok sevgili fazla seyircilerimiz, hemen tekrar WhatsApp numaramızı hatırlatıyorum. Gebe ultrasonda konuşuyoruz. Ultrasonla ilgili tüm sıkıntılarınızı, dertlerinizi, sorularınızı bize yönlendiriniz efendim. 0090-505-756-0273 WhatsApp numaramız. Her yerden mesajlarınızı bekliyorum. Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika. Çok fazla Avrupa'dan da seyircilerimiz var. Onlara da ayrıyeten selamlarımı, sevgilerimi iletmiş olayım bu vesileyle. Peki hocam, ultrason dedik. Gebelik testi pozitif olduğu andan itibaren ne zaman bir hanım ultrasona gelmeli çocuğu görüntülemek için? Yani şöyle, genelde gelişmiş ülkelerde yani ultrason doktoruna ulaşmak çok kolay olmuyor. Yani bazı ülkelerde bunun
radyoloji uzmanı da yapmıyor. Bir teknisyeni yaptırıp radyoloji uzmanı o videolardan görüntüleri okuyor. Bazen yani o, de mesela kadın doğum uzmanı da yapmıyor mu? Tabii bu, kadın bu doğum uzmanı da yapıyor. Kadın doğum uzmanı da yapar. Hı hı. O yüzden biz burada son adet tarihini esas al, ilk günü esas aldığımızda yaklaşık 6-7 hafta sonra, ilk son adet tarihinden 6-7 hafta sonra ultrason yaptırabilirler. 6-7 hafta sonra. Ha, bu şart mı? Şart değil ama faydalı mı? Evet, kesinlikle faydalı. Neden? Ne için mesela? Neden? Mesela gebelik testiniz pozitif. Acaba gebelik normal rahim içinde mi? Rahim dışında mı? Yani dış gebelik mi? Yoksa hmm. şey mi? Yoksa hani tehlikeli bir üzüm gebeliği mi? Molar gebelik mi? Hmm. Gebelik kesesi normal yerinde mi? Yoksa çok aşağıda riskli bir yerde mi? Tabii. Veya tek mi? İkiz mi? Üçüz mü? Yani sayısını da bilmeniz gerek. Ona göre gebeliği yönetmeniz için sayısını da bilmeniz gerek. Bazen sayı sonradan da artabiliyor değil mi? İkinci, evet, üçüncü haftadan sonra bir bakıyorsun ikinci bir bebek gelmiş mesela. Evet, o bazen olabiliyor. Tek kese, tek kesedeki özellikle tek yumurta ikizlerinde bir tanesi daha küçük, daha sonra gelişiyor. Bir tane ilk önce ikisi, birini görüyorsunuz. Bir hafta sonra diğer ikincisini görüyorsunuz. O olabiliyor. Bazen sürpriz yumurtalar çıkmış gibi, evet, değil mi? Evet, güzel bazen, bir sürpriz olabiliyor. Aynen. Bazen olabiliyor. O yüzden aslında hani çoğu ülke bunun şart koşmaz ama hani erken dönemde ultrason yaptırmak çok gerekli. Çünkü dış gebelik de, molar gebelik de çok tehlikeli durumlar. Hani ben herkese yaptırmasını öneriyorum. Özellikle son adet tarihinden sonra bir 6-7 hafta sonra. Zaten biz aşağı yukarı 6 haftalıkken bebeğin kalp sesini de duymaya başlıyoruz ki bebeğin o zaman boyutu sadece 2 milimetre. Ama duymuyorsunuz değil mi? 10 haftadan sonra mı dinliyorsunuz kalp sesini? O ayrı, evet. 10 haftadan sonra dinliyoruz ve kalp atışını görüyoruz orada. Evet. Yani siz görüyorsunuz ama dinlemiyorsunuz. Evet, bizim başka bir görme yöntemimiz de var. EMMOD dediğimiz farklı bir yöntem var. Ha, o zaten artık onun kullanılması öneriyor. Direkt olarak kalp atışlarının grafik haline getirip gösteriyor. Yani kalp atımını duyarak da... Önemli olan görülmesi zaten, evet, değil mi? Evet, duymasak, evet, da kalbi, evet, atıyor mu diye onu, evet, merak, evet, edecektir, evet, tabii ki ailemiz. Çok çok önemli. Peki sorularımız gelmeye başladı sevgili seyircilerimizden. Merhabalar demiş, ultrason ses dalgalarıyla böbrekleri taşları kırıyorlar. Bebekler için zararlı değil mi? Ses dalgaları bebekler için tehlike oluşturmak da olabilir diye sormuş. Yani bu ses dalgaları dediniz ya hocam, ultrason. Hı-hı. Bu ses dalgalarıyla böbrek taşları kırılıyormuş. Bebeğe nasıl zarar vermez diye soruyor seyircimiz. Şimdi tabii biraz önce radyasyonu anlatırken de söyledim. Yani verdiğiniz enerji miktarı önemli. Hmm. Orada ses dalgası yüksek enerjiyle verildiği zaman o tahribat yapıyor. Bizim şeyde kullandığımız gebelik ultrasonunda ve normal tanısal ultrasonunda kullandığımız ultrasonun taş kırmakta kullanılan şeyler tamamen farklı şeyler. Düşük bir frekanstan değil mi? Tabii hiçbirbirine karıştırmayalım. Yani onlarla onun hiçbir alakası yok. Dediğimiz gibi ultrason sıfır radyasyon içerir. Hı hı. Tek bir şeye dikkat ederlerse dediğimiz gibi ilk 10 haftaya kadar ultrason sürelerini mümkün olduğu kadar kısa tutup kalp atışını dinlemezlerse bugüne kadar bu konuda yapılmış pek çok çalışmada hiçbir zararı olmadığı kanıtlanmış. Yaklaşık 50 yıldan beri de güvenle kullanılan bir yöntem. Evet. Lütfen hani farklı konularla hani onu karıştırmak çok doğru değil. Böbrek kırma tamamen farklı bir mekanizma. Demek ki orada daha yüksek bir frekansta bu tabii, ses dalgaları kullanılıyormuş. Çok yüksek enerji veriyorsunuz ki taşı kırabilirsiniz. Evet. Burada biz ne diyoruz? Mümkün olduğu kadar düşük enerji verin. Bunda zaten radyasyon yok. Sıfır radyasyon var. Bebeğiniz hiçbir zararı olmayacaktır. Yıllardır da zaten ultrason yaptırıyor değil mi? Yaptırmak durumunda zaten annelerimiz, gebe kalan hanımlar. Dolayısıyla bir sıkıntı da çıkmıyor şu ana kadar dedi. Peki hocam bir de ikili test diye bir tarama var değil mi? Bu ikili testle ultrason aynı anda mı yapılıyor? İkili test nedir tam anlamıyla? İkili test 11 ile 14. hafta arasında yapılan bir testtir. Bir kombinasyondur. Ultrason yapılır. Ultrason yapıldıktan sonra ilk 24 saat içerisinde, o 24 saat içerisinde mutlaka kan vermesi lazımdır. Hmm. İki ayrı hormona bakılır. Bunların tamamına bakıldığı zamansa özellikle Down sendromu açısından çok değerli bilgiler verir. Yani bunlar yaklaşık %80-90 oranında Down sendromunu yakalar. Yani bu bebekte yüksek risk var deyip Down sendromunu yakalayabilir. Kan değerlerinde mi çıkıyor bu? Hem kan hem şey. Mesela bebeğin organellerine bakıyoruz. Ensesindeki cilt altı sıvıya bakıyoruz. NT diyoruz biz. Nukal transfüzyası. Tam ense kalını değil de ona bakıyoruz. Burun kemiğine bakıyoruz. Hı hı. Ve bebeğin ölçüsünü alıyoruz. Ondan sonra kanında iki tane hormon bakılıyor. Bir tanesi bildiğimiz normal gebelik hormonu HCG. Normal gebelik testi yaptırdığında da kullandığınız hormon bakılıyor. Evet. Bir de PAPA denilen bir hormon bakılıyor. PAPA. Bunu, yok PAPA. PAPA. PAPA değilmiş. Yok, evet. Yok. Plazmaya bağlı bir protein bu da zaten.
bunlara bakılıyor ve bunlar oldukça doğru sonuç veriyor. Hmm. Hastalarımızın hiçbirinden bu 10 ile 14 hafta arasındaki bu taramayı kaçırmamalarını öneriyoruz. Ki hani biz üçlü tarama, dörtlü tarama değil de daha çok ikili taramaya çok fazla değer veriyoruz. Özellikle başarısı açısından. İkili taramada dediğiniz gibi bu ense kalınlığına bakılıyor. Yani çocukta bir rahatsızlık, Down sendromu var mı? Genetik bir rahatsızlık. Onun dışında nelere bakılabilir? Burun kemiğine bakılıyor. Onun dışında biz bu hafta aslında bebeğin her şeyini yine tarıyoruz. Kafatası kemikleri gelişti mi ona bakıyoruz. Gözleri oluştu mu onlara bakıyoruz. Burun kemiğine bakıyoruz. Yine beyin hemisferlerinin gelişip gelişmediğini, oradaki yapıların normal anatomide olup olmadığına bakıyoruz. Kalbi büyük ölçüde değerlendirmeye başlıyoruz. Ama daha kalbi daha yeterince büyük değil. Onun için hani tam tanısal olmuyor. Kollarına, bacaklarına, böbreklerine, midesine ve mesanesine dolu olup olmadığına bakıyoruz. Cinsiyeti büyük oranda bu haftada söylüyoruz zaten. 14-15. Haftada mı cinsiyet öğreniliyordu orada? Yani 13. haftadan sonra öğrenilebilir. 11-12. Haftada kızla erkek bebekler birbirine çok benzer. Evet. Genital yapıları çok daha yeni farklılaşıyordur. Yani tecrübeli birisi %80-90 söyleyebilir cinsiyeti. Peki bir de ayrıntılı ultrason var. Bu ikili taramayla arasındaki fark nedir ayrıntılı ultrasonda? Yani ikili tarama aslında bir ikili tarama denmesinin sebebi iki tane hormona bakılması. Yani o aslında bir hormon testidir aslında. Ayrıntılı... Hangi hormonlardı bunlar? Biraz önce söyledim. PAP-A ve beta-HCG. PAP-A proteine bakıyordu. Evet. Bir de beta-HCG'nin. O da normal bildiğiniz gebelik testi. Kanlı gebelik testi yapılıyor. Orada çıkan hormon zaten. Şimdi bunu ayrıntılı ultrason sadece ultrasondur. Yani sadece ultrasonla bakılır. Ama ayrıntılı bakılıyor herhalde. Tabii ayrıntılı. Yani o kadar çok ayrıntıya bakılır ki hani bebekte ultrasonun gösterdiği ne varsa hepsine bakıyoruz. Mesela? Mesela söyleyecek olursak dudaklarına bakıyoruz. Zeyrek dudak var mı? Ki bu da binde bir görülür. Bizim sık gördüğümüz dediğimiz problemlerden. Yarık dudak değil mi? Doğuştan olabiliyor doğuştan, tabii bu. Doğuştan tabii ki. Özellikle ailede birisinde varsa risk çok fazla artıyor. Gözlerin oluşup oluşmadığına, gözün içerisindeki lensleri, burada katarakt olup olmadığına, gözler arasındaki mesafeyi. Bu kaç haftalıkken bakıyoruz hocam ayrıntılı ultrason? Ayrıntılı ultrasona biz 18 ile 24 hafta arasında bakıyoruz. Çünkü orada her şey birçok daha organlara gelişmiş oluyor o yüzden tabii. 24 hafta diyoruz ama bunun 28-29 haftaya kadar da çok rahat bakılabilir. Peki. Hiç problem değil. Gözler dediniz. Gözler, beyin dokuları artık beyin büyük ölçüde şekilleniyor. Ondan sonra ense kalınına bakıyoruz. Beynin tüm anatomisini değerlendiriyoruz. Ondan sonra kollar, eller, el parmakları bunlara bakıyoruz. Kalbi değerlendiriyoruz. Kalpte damarların çıkış yerlerine bakıyoruz. Kalbin büyüklüğüne, vücutta doğru yerde olup olmadığını bazen kalp mesela sağda da olabiliyor. Evet. Ama sağda olup sağlıklı da olabiliyor. Tabii ki ama onun şartımız şu. Tam ayna hayali olacak. Yani her şey ters olacak. Evet. Yani ayna gibi. Ayna tamam yani ama kalbi sağda midesi de tutup solda olursa bunun altında bir problem çıkma ihtimali çok fazladır. Evet. Yani tam şey olması lazım. Yani tam ters yerde olması lazım. Biz ona her şeye bakıyorsunuz anladığım kadarıyla bu ayrıntılı ultrasonda. Evet. Kalptik tüm detayları, karaciğeri, safra kesimi olup olmadığına, bağırsaklara, idrar torbasını ve ayaklara hepsine bakıyoruz burada. Kaç dakika sürüyor bu hocam? Yani bu değişiyor açıkçası. Yani ortalama yarım saat diyebiliyoruz. Bazen 40 dakika uzayabiliyor. Bazen 20 dakikada bitirebiliyoruz ki bu biraz şeye bağlı. Ailenin yapısına, kilolu olup olmamasına, bebeğin pozisyonuna bunlar çok etkiliyor. Çok mesela kilolu olursa hanım o zaman daha mı zor bakıyoruz? Yağ tabakalarından dolayı evet, mı yoksa? Evet, yağ tabakalarından dolayı ses dalgası zayıflıyor ve daha düşük kalitede görüntüyle bakmaya çalışıyoruz. O yüzden orada biraz daha süre uzayabiliyor. Anladım. Ama peki hocam bir kere mi yapılıyor bu ayrıntılı ultrason yoksa devamlı yapılan bir şey mi aralıklarla? Aslında bir kere yapılıyor ama biz ikinci kez yapılmasını çoğu zaman öneriyoruz. 28-30 hafta arasında bir kere daha yapılırsa. Çünkü bazı hastalıklar da geç dönemde ortaya çıkabiliyor. Evet. Bağırsak tıkanıklıkları mesela geç dönemde ortaya çıkabilir. Yani bebekte aklınıza gelmeyecek pek çok hastalıklar da olabilir. Tabii gebe dinleyicilerimizin aklını çok karıştırmak istemiyorum ama. Vesvese yapmasınlar ama. Evet yani tabii pek ki çok problem de çıkabiliyor artık hani. O da kendi içinde büyüdüğü için daha fazla organ, daha fazla şey, daha fazla problem olabiliyor. Evet, peki. Merhabalar demiş ben Derya Aktay. Derya Hanımcığım selamlar, sevgiler. Hayırlı yayınlar diyor. Benim sorum 22 yaşında mamografi çektirmiştim. Erken yaşta girilmesi zararlı dendi. Ne kadar zarar görmüşümdür merak ediyorum. Teşekkür ederim demiş. 22 yaşında bir
mamografiye girmiş herhalde. Bir öyle bir öyküsü mü vardı meme kanseriyle ilgili ailede 22 yaşında veya belki bir kist bir ağrı vardı. Olabilir yani. Bu ya şimdi mamografiye girdiğiniz zaman alabileceğiniz dozlardan en azını alıyorsunuz. Ailede böyle bir hikaye varsa biz 20 yaşında da olsa 30 yaşında da olsa mamografiye girmelerini öneriyoruz. O akciğer grafisi gibi en az doz aldığınız şeylerdendir. Ve ona bağlı olarak siz hiçbir zarar görmeyeceksiniz. Evet. Yani en düşük alınan dozlardan hiç endişe etmesin. Hiç problem yok. Mamografi zaten belli bir yaştan sonra da yılda bir yaptırılması gereken bir tarama testi değil mi? Ülkemizde de bunu yapılıyor tabii, zaten. Tabii tabii öneriliyor. Tabii ki öneriliyor. Yani alınan doz çok çok azdır mamografide. Evet. Hiç endişe etmesinler. Peki. Sorularımız akıyor. Merhabalar demiş. 7 aylık hamileyim. Ne güzel. Daha evvel çok MR'a girdim. Bacakta problemim sorunuyla. Çok radyasyona maruz kaldım. Çocuğum yok henüz ama olursa bu risk meydana getirir mi diye de sormuş. MR'a çok fazla girilmesi hocam risk taşır mı? MR'da radyasyon sıfırdır. Ha sıfır mı? Tabii ki. Yani MR'da radyasyon alınmaz. Hocam bunu bilmiyorduk. Sanki MR deyince yok, işte tomografi, MR bunlara girince böyle bir radyasyon alıyorsun gibi. MR'da çok basit anlatayım. Hani çok güçlü bir manyetik alana hastayı sokuyoruz. Oradaki protonların belli bir şekil almasını sağlıyoruz. Çok güçlü bir mıknatıs oluşturuyoruz. Protonlar. Bunları en son fizik kursunda dersinde görmüştük. Ya, hidrojenleri diyelim. Daha çok anladık hocam. Tamam. Tamam. Sorun değil. Tamam. Ondan sonra radyo frekans dalgaları gönderip ve oradan görüntüler elde ediyoruz. Radyo frekans dalgaları yolluyoruz. Evet, radyo frekans dalgaları. Bu zaten biraz önce anlattım ya. Radyo frekans dalgaları da bir elektromanyetik radyasyondur ama iyonize radyasyon içermez. Bizim için tehlikeli olan iyonize radyasyondur. Yani ışıkları da söyleyeyim. Işıklar da radyasyon içerir ama yani elektromanyetik radyasyondur ama iyonize yapmaz. Evet. Zararsızdır. Bunların hepsi zararsız. Hiç endişe etmesin. Yani aldığı radyasyon yok. Hani herhangi bir şey yok. Yani şöyle ama şunu bazı yerlerde çok daha fazla radyasyon alınıyor. Uçak yolculuklarında mesela tabii yüksekte gittiğiniz için bayağı bir radyasyon alıyorsunuz. Peki hocam o zaman MR mesela en risksiz olanı diyebilir miyiz? Böyle saydığımızda en risksiz hangisi? Hangi görüntüleme yöntemi? Ya ultrason da risksiz, MR da risksiz. Ama MR ile ilgili şöyle bir bilgi vereceğim. MR'ı biz ilk 12 haftada gebeleri asla önermiyoruz. Neden? Mıknatıs özelliği yüzünden. Çünkü bebekteki hücreler kanıtlanmış bir zararı yok ama farklı yönlere dağılıyorlar. Bu mıknatısla biz bu gidecekleri yönleri bozmayalım istiyoruz. Tamamen teorik, kanıtlanmış bir şey de yok ama ilk 12 hafta hiçbir gebeye MR'a girmesini önermiyoruz. Sırf radyasyon için değil bu çok güçlü mıknatıs alanına girsin istemiyoruz. Sırf ondan. Anladım peki. Eşim 3 aylık hamile diyor. Elbet ihtiyaçlarımız olduğu için AVM gibi yerlere gidiyoruz. Orada da güvenlik dolayısıyla radyasyon olan cihazdan geçmek zorunda kalıyor. Bebek etkilenir mi? Çok güzel bir soru bu. Hepimiz böyle bir X-ray cihazı mı diyorlar hocam? Oradan böyle bir geçiyoruz AVM'lerde. Evet yani bazen işte çocuklarını geçirmiyorlar, gebeler geçmiyorlar. Bu da tamamen yanlış bir inanış. Yani gebeler güvenle geçebilirler. Orada da biraz önce anlattığım gibi elektromanyetik alan oluşturup metal saptanıyor. Burada da sıfır radyasyon var ama şey diyebilirler. Yanındaki cihazda işte eşyaların röntgeni çekiliyor. Evet. Oradaki verilen röntgenle aşağı yukarı diş röntgenini kullanan doz kadardır. Çantamız yani. O zaman radyasyon mu alıyor o anda? Yok. Evet. Ama çantamızın içi bayağı bir görüntüleniyor hocam. Bizde mesela en az radyasyon aldığınız şey dip inceleme akciğer grafisidir. En çok orada radyasyon. Yok en az. En az diptir yani en az orada radyasyon alırsınız. Burada dişte ise akciğer grafisinde ancak onda biri kadar radyasyon alırsınız. Diş çektirdiğiniz zaman biz mesela ilk 12 haftadan sonra diş tedavisinde röntgen çektirmenin bir sakıncası yok deriz. Evet. Orada güvenle geçebilirler. Sıfır radyasyon vardır. Sadece manyetik alanlar. O bütün yurt dışında da bütün gibiler bundan korkarlar. Yani asla geçmezler ama herhangi bir şeyi yok. Çünkü ben dişlerle ilgili böyle bir röntgen çektirmiştim hocam. Orada da yine böyle bir çelik yelek giydiriyorlar. Evet aşırı bir güvenlik önlemi alıyorlar ama dediğimiz gibi en az verilen radyasyon oradadır. Bir de çok kısa bir bilgi vereyim. Gebe için radyasyon en çok ne zaman zararlıdır? İlk 11. haftaya kadar zararlıdır. Evet. 11. haftadan sonra bir şekilde radyasyon aldıysa o bebekte ciddi bir organ anomalisine yol açmaz zaman erken doğumu tetikleyebilir. Bebekte gelişme geriliği yapabilir. Radyasyonun bu tür etkileri vardır. O zaman hocam 11. haftaya kadar gebe olanlar uçağa binmeyecek mi? Yok orada anomali yapacak kadar yüksek doz almazlar. Ha tamam.
Uçakta bir sıkıntı yok, uçak seyahatlerinde. Bahsettiğim transatlantik, yani 10-12 saat uçak yolculuklarından bahsediyorum ben. 12 saat uçak yolculuğu, o zaman sıkıntı olabilir 2-11 yok, can. Yok, yine olmaz. Alınan doz yine de anomali oluşturacak kadar yüksek olmuyor. Yine yüksek olmuyor. Yine yüksek tamam, olmuyor. O zaman buradan Amerika'ya da uçabilir. Ya, uçabilir. Diyelim ki 5 haftalık hamile, gebe bir hanım. Yani uçabilir, evet. Peki. Yayınlar demiş, çocuğun ultrasonda kalça çıkıklığı görünür mü? İki boyutlu radyasyonda diye sormuş. Kalça çıkıklığı görünebilir yok mi? Anne karnında kalça çıkığı görülmez. Yani bunun için zaten doğar doğmaz da biz yapmıyoruz. Anne karnında eğer ailede böyle bir hikaye varsa onu zaten biz doğduktan sonra yapacağız. Ama anne karnında kalça çıkığı saptanmıyor. Aslında kalça çıkığının anlamı da şudur. Anne karnında kalça çıkığı olmayabilir. Doğumda ve doğumdan sonrası da olabilir. Bu gelişebilir. Biz zaten buna gelişimsel kalça çıkığı diyoruz. Eskiden doğumsal kalça çıkığı deniyordu. Şimdi gelişimsel kalça çıkığı deniyor. Yani evet, böyle bir yöntem yok. Doğduktan sonra ama mutlaka kontrol edilmesi mutlaka lazım değil mi? Lazım, evet. Peki hocam, evet, sevgili seyircilerimiz, kaldığımız yerden devam edeceğiz ama şu anda 1-2 dakikalık bir araya gideceğiz. Aradan sonra hemen yine buradayız. Siz ne yapıyorsunuz? Bize WhatsApp üzerinden sorularınızı gönderiyorsunuz. Ultrason ve tüm görüntülemeyi konuşuyoruz sizlerle birlikte. 0090 505 756 0273 az sonra buradayız. Ve sağlık olsun devam ediyor kısa bir aranın ardından. Sevgili seyircimiz, şimdi ne yapıyoruz? Skype bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Hep birlikte Almanya Frankfurt'a bağlanacağız şimdi. Çok sevgili Doktor Bülent Aynal canlı yayın konuğumuz, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Bugün dil eğitimini konuşacağız. Hoş geldiniz Bülent Hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Yine muayenehanenizdesiniz herhalde gördüğüm kadarıyla. Çalışma arasında evet, canlı yayınımı da yaparım diyorsunuz. Yaparız tabii ki. Maşallah uzun size. Uzun sürmediği için araya sıkıştırıyorum. Ay ne güzel, sağ olun, var olun. Hemen o zaman şunu söyleyeyim hocam. Dil eğitimi nasıl verilir çocuğa? Birçoğumuz tabii ki konuşarak bunu yapıyoruz ama daha bilinçli bir şekilde bunu bir sorayım size. Dil eğitimi çünkü çok çok önemli, hele ki günümüzde. Evet, çok doğru şeyi söylediniz. Çocuklarla bol bol konuşmak tabii ki birinci şart. Ve çocuklar hep duygusal varlıklardır. Yani sevecen şekilde, sevgiyle davrandığımız zaman hep o ortamda çocuklar daha iyi gelişirler. Yani konuşmamızda sakin anlarda olması gerekiyor. Tabii bebekken biz çocuklara gülümsüyoruz, göz göze geliyoruz. Bu anda onlarla konuşmamız iyi olur. Tabii ki bebek diliyle değil, kendi dilimizle, o belki önemli. Ve ondan sonra aslında çocuklar yavaş yavaş yürümeye falan başladıktan sonra bir yaşlarında gibi, bazı çocuklarda daha da önce olabilir, resimli kitap göstermeye başlıyoruz. Yani buna zaman ayırmamız gerekiyor. Her gün 5 dakika, 10 dakika çocuklara resimleri anlatarak, yani sadece tek kelime değil, işte araba, maymun, öyle diyerek değil, daha çok burada bir araba gidiyor, adam sokakta yürüyor, uçurtma göklerde uçuyor. Yani böyle cümle kurarak resimleri tarif edebiliriz. Bunu her çocuk sevmiyor, beğenmiyor. Biz hep deneyelim tabii ki. Tekrar tekrar deneyelim. Her gün bir 5 dakika ayıralım kitap okumaya, kitap göstermeye. Daha ileriki yaşlarda tabii ki çocuklara bir şeyi anlatarak, zaten onlar sormaya başlıyorlar, bu nedir, bu nedir. Orada sabırlı davranmamız lazım. Belki bir şeyi tekrar tekrar anlatmaya gerek yok, daha önce anlatmışım diyebiliriz ama yeni bir şey sordukları zaman anlatmak, konuşmak. Evet, bazen hatta şunu da diyor, ay ne kadar meraklısın sen, ama çocuk zaten bu meraklı olacak ve çok da güzel bir şey bu sorular sorması bir çocuğun ve merak duyması, evet, etrafında olup bitene. Biz de tabii ki doğru cevaplar vermemiz çok çok önemli. Bunun için de ayrı bir tabii ki gözetim gerekiyor. Peki çok dilli aileler de var. Mesela şimdi siz de Almanya'da çalışıyorsunuz, Frankfurt'tasınız. İşte diyelim ki bir eş, evet, Türk, diğer eş ise Alman olabilir. Çok dilli ailelerde, evet, nasıl vereceğiz dil eğitimini? Yani mesela baba Almanca konuşup anne Türkçe mi konuşmalı çocuğuyla?
Evet, en iyisi o aslında. Her birimiz dili iyi konuşuyorsak eğer, onu da söylemek lazım. Yani burada mesela Türkiye'den gelen annelerimiz var, babalarımız var. Hadi ben zaten Almanya'dayım, çocuğum Almanca'yı daha iyi öğrensin deyip kırık bir Almanca, yanlış bir Almanca konuşmak yanlış. Ama ben Türkçe'yi iyi biliyorsam, eşim de Almanca'yı iyi biliyorsa, o zaman kendi iyi bildikleri dili çocukla baştan beri, yani bebeklikten beri konuşmak doğru. Burada bazen çocuklar üç dilli büyüyorlar. Yani diyelim anne Türk, baba İtalyan. Baba İtalyanca konuşuyor, anne Türkçe konuşuyor ve aynı zamanda aralarında Almanca konuşuyorlar. Ve çocuk gerçekten bu üç dille rahatlıkla, yani sağlıklı bir çocuk rahatlıkla büyüyebilir. Onun için baştan herkes kendi konuştuğu dili konuşması doğru ve belki baba da mesela da genelde babalar ilk bir sene anne evde kalıyor, baba işten geliyor ama geldikten sonra bir şekilde çocukla ilgilenme zamanı alması kendine ve İtalyanca konuşan baba mesela oturup yine o kitap okumayı İtalyanca yapabilir, hikaye anlatmayı. Şarkı söylemeyi demin onu unuttum söylemekte. Dil eğitiminde şarkı söylemenin de, çocuk şarkıları söylemenin de büyük bir yeri var. Bu tür şeyleri herkes kendi dilinde yaparsa, yani anne kendi dilinde, baba kendi dilinde, çocuk gerçekten desteklemiş oluruz çocuğu. Ve burada bazen şu da söyleniyor, ona da bir değinmiş olayım. Çocuk zaten kreşe gidince Almancayı öğrenecek. Biz ikimiz de Türkçe konuşalım. Çocuk 2 yaşına, 3 yaşına gelene kadar, ondan sonra kreşe gittiği zaman Almancayı öğrenir. Bu biraz kreşin nerede olduğuna bağlı. Çok yabancı çocuk varsa o kreşte, iyi gitmiyor o zaman. Çocuk Almancayı iyi öğrenemiyor. Hani Alman çocuk çoksa o yine bir şekilde gidiyor. Ama çok yabancılı ortamlarda Almancayı sonradan öğrenmesi biraz sorun oluyor çocukta. Bunu da şöyle yapabiliriz. Eğer bizde Almanca pek iyi değilse ve Türkçemiz iyiyse çocuğu gerçekten 2 yaşına kadar hemen hemen Türkçe'de kalabiliriz. Ama yine 1,5 yaşlarına falan gelince ders şeklinde yine Almancayı da yapabiliriz. Nasıl yani? Yani ona da en azından kitabı göstererek, kelime bilsek de onu kitap göstererek, yine şarkılar söyleterek ve söyleyerek Almanca yavaş yavaş çocuğun hayatına katmamız iyi. Bir de Almancayı iyi bilen bir arkadaşımız varsa veya bir kuzenimiz varsa, onu sadece Almanca konuşmasını, bebekliğinden beri sadece Almanca konuşmasını rica edebiliriz. Yani dışarıdan Almancayı içeri alabiliriz. Burada şuna da değinmek istiyorum. Belki değil, sonra değinecektim. Burada şey de soruluyor çok sık. Televizyon izletebilir miyiz? Hani biz Almanca bilmiyoruz ama işte çocuğumuza televizyon izletiyoruz. Bu iyi bir metot değil. Yani çocuk televizyondan tek tük kelime öğrenir ama bir dili her şeyiyle, grameriyle, içeriğiyle öğrenemez. Onun için insanların konuşması, rahat ortamlarda, sevgi dolu ortamlarda insanlarla iletişime girmesi, başka çocuklarla beraber olması en iyi dil eğitimidir. Evet, yani dili öğretirken bizim de o dili çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunun altını çizdiniz. Ancak bu şekilde doğru bir dil eğitimi verebiliriz çocuğumuza. Bir de bazen çocuklarımızda işte böyle pelteklik oluyor. Tam bazı harfleri doğru telaffuz edemiyorlar. O zaman bir logopedi uzmanına gitmeleri lazım, değil mi? Dil tedavisi için. Ne zamandan itibaren bu başlanmalı? Evet, şimdi eğer çocuk geç konuşmuşsa logopediye yakın zamanda başlamak gerekiyor. Yani çocuk diyelim 2 yaşında, mesela bizde bir kural var. Bir çocuk 2 yaşında anne baba hariç, onun dışında en azından 10-15 kelime konuşması lazım. Sonra cümle kurmak geliyor. 2 kelimeli cümle kurma zamanı geliyor. Bunlar yok ise eğer çocukta, tekrar bir bakıyoruz biz 2-2,5 yaşlarına doğru. Yani 2-3 ay bekliyoruz, tekrar bakıyoruz bir sonradan gelme var mı diye. Yoksa eğer, o zaman önce çocuğun kulaklarını test yapıyoruz. Hani iyi işitiyor mu ki dil üretebilsin diye. Eğer o iyiyse logopediye başlatıyoruz çocukları. Yani 2,5 yaşlarında çocuk eğer hala dilinde yaşına göre konuşmuyorsa en geç logopedi uzmanına gitmenizi tavsiye ediyoruz. Ve peltek konuşmalarda, yani sonradan bu telaffuz konusu aslında 3 yaşından sonra, 3 yaşında anlaşılır bir şekilde konuşması lazım çocuk. Anlaşılır bir şekilde konuşmuyorsa yine logopedi gerekiyor. Yani birkaç kelimeyi, birkaç şöyle söyleyeyim, harfleri daha yerine oturmamış olsa da o sorun değil. Ben anlamam lazım ama onu. Ama anne baba değil sadece. Çünkü onlar hep çocuklarını anlıyorlar. Alışmışlar çünkü. Ama yabancı biri 3 yaşındaki çocuğu anlayabilmesi lazım. Eğer genelde anlaşılmıyorsa o çocuk, yine logopedi gerekiyor. Sonra 3 yaşından sonra bu peltek konuşmada her harfin bir zamanı var.
O harflere göre doktor tabii ki buna karar veriyor. 4 yaşında mesela D'ler, K'ler yerine oturmuş olması lazım. Ama bir R hala olmamış olabilir. Onu 5-6 yaşına kadar bekleyebiliriz. Onun için her telaffuz hatasının kendine göre bir yaşı var. Ama bunu tabii ki uzmanlar yerine göre bakıyorlar ve yerine göre ya bekleyin diyorlar, daha zamanınız var, ya da logopedi gerekiyor diyor. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bilgiler verdiniz bize. Dil eğitimini biraz daha anlamış olduk. Daha bilinçli bir şekilde bu işe yaklaşacaklardır sevgili anne ve babalarımız, bizi izleyenler. Çok çok sağ olun, var olun. Frankfurt'a çok selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum Bülent Hocam. Bir sonraki programda inşallah tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. Sağ olun. Evet sevgili seyircilerimiz, Doçent Doktor Ali İpek, radyoloji uzmanımız, canlı yayın konuğumuz ve nerede kalmıştık hocam? Gebe ultrasonu dedik. Çok fazla sayıda sorularımız geldi bununla ilgili. Hemen sorularla devam ediyorum. Ben diyor 2 yıldan fazla venüz yetmezliği ve toplar damar tıkanıklığı olduğu, Doppler ultrasonlar sonucu verilen nöroloji ilaçları ve kan sulandırıcı ilaçlar fayda etmedi. Bacaklarım ve baldır bölgelerimde çok ağrı var. Çok doktorlara gittim. Doppler ultrasonu haricinde kesin tedaviye ulaşmam için nasıl bir ultrason ya da film önerirsiniz? Nasıl tedavi olurum? Hüseyin Karahan, teşekkür ederim demiş. Hüseyin Bey çok çok geçmiş olsun. Nasıl bir rahatsızlık bu hocam? Doppler ultrasonu gerekli olan. Şimdi şöyle, venüz yetmezliği. Venöz yetmezlik şudur aslında. Şimdi bizim kalbimiz kanı bacaklara doğru atıyor. Ama yer çekimi var. Bacaklarda tabii ki orada kanın bir şekilde yukarı çıkması lazım. Bizim bacaklardaki kalp dediğimiz şu baldır kasları. O baldır kasları bir çeşit periferik kalp gibidir. Yani oradaki kalp gibidir. Kanı yukarı doğru o kaslar zayıfsa, o kaslar çok çalıştırılmıyorsa, kişi çok ayakta kalıyorsa yaptığı iş gereği ve o kaslar orada o şekilde kanı pompalamıyorsa bir şekilde bu tür problemler başlıyor. Ama aslında bu tür hastalıklar bir çeşit kapak hastalığıdır. Yani kapaklarda bir yetmezlik var. Kalp kapağında mı? Hayır. Bizim alt taraftaki toplar damarlarda kapaklar vardır. Baldırlardaki kapaklar mı hocam? Hayır. Tam bütün toplar damarlarda şeye kadar yani karın bölgesine kadar hep kapaklar vardır ki yer çekimi değil. O kan tekrar aşağı doğru gitmesin. Tekrar aşağıya yük binmesin. Tekrar bacaklar şişmesin diye. Aslında bir çeşit kapak hastalığından söz ediyor. Yani ilaçlar kapak bozuksa ilaçların şeyi çok fazla değil. Burada cerrahiden veya girişimsel cerrahiden fayda görebilir ancak. Yani o tıkalı olan damarlar ya da fonksiyon görmeyen, tıkalı diyorum, fonksiyon görmeyen kapakların olduğu damarlar bir şekilde kapatılıp başka yerlerden kanın geçmesi sağlanabilir. Girişimsel radyoloji diyoruz değil mi biz bunu hocam? Evet. Aslında sizin yaptığınız bir yöntem ama aynı zamanda tedavi amaçlı da oradaki kapakları işte değiştirip veya işte düzeltip oradaki kan akışını daha sağlıklı bir şekilde getirebiliyorlar. Kapak değiştirme değil de oradaki damar hasarlıysa o kapakları tedavi etmenin yolu yok. O damar kapatıyor çünkü çok fazla alternatif var bacaklarda. O yapılabilir. O olmadığı zaman cerrahiyle tedavi edilebilir. Evet. Eğer uygunsa onun için varis çorabı deneyebilir ama ilaçların faydası, ilaçlardan mucize beklememek lazım. Ciddi bir kapak hastalığı varsa, venöz yetmezlik varsa ki bu venöz yetmezliğin de safhaları var. Hastamızda hangi safha bilmiyorum. Önce varisler, önce küçük kılcal damarlarda genişleme olur, sonra varisler olur, sonra ödem olur. Sonra yaralar başlar en ileri devrelerde ve geçmeyen yaralar başlar. En ileri safhası budur. Evet. Hastamızın anlattığı hastalığın hangi safhada olduğunu bilmek lazım. Ona göre bir tedavi önerilebilir. Demek ki çok ciddi bir rahatsızlık, geçmişler olsun Hüseyin Bey'e. Hayırlı yayınlar demiş, ben Nazlı Kaya, bebeğin cinsiyeti kaçıncı ayda belli olur acaba? Sizi seviyoruz demiş, biz de sizi seviyoruz Nazlı Hanımcığım. Evet, acaba hamile misiniz onu da sorayım. Kaçıncı haftadan sonra belli olur cinsiyet? Yani tabii doktorun tecrübesine göre değişir ama hani 14. haftadan sonra cinsiyet %100 belli olur. Genelde hep gebeler hep hafta hafta konuşur, işte 32. haftadayım, 29. haftadayım. Hani biz ay diye düşünüyoruz esasında. Kaç aydan sonra? Yani şöyle 3 aydan sonra belli olur. Yani çünkü ay biz hafta hesabını seviyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Yani 40 hafta 0 günü zaten 9 ay 10 güne denk gelir. Yani 40 hafta 0 gün bütün gebeliğin bittiği dönemdir. Evet. Gebeliği bütün hafta dönemlerini bölmek bizim için çok daha pratiktir ve çok yaygın kullanılır. Artık hani hiç kimse. Çünkü bir ay 4 hafta 2 gündür ortalama falan. Onların hesaplarını çevirmeni çok kolay yapamayabiliriz. Ama dediğimiz gibi ilk 3 aydan sonra çok rahat öğrenebilir cinsiyetini. Değil mi? Çünkü bazen soruyoruz gebe hanımlara. Kaç aylık diyoruz.
İşte 32. haftamdayım, ağlıyorsun acaba kaç ay yapıyor diye hemen böyle bir hesaplıyoruz. Hmm. Ama onlar tabii ki daha sistematik artık oturmuş bir dönem tabii, olduğu 9 ay 10 yerine 40 9 hafta, ay 10 gün 40 hafta oluyor 0 zaten. Gün. Yani onun yerine geçiyor. Peki bebeğim 2 aylık demiş. Ne güzel, Allah bağışlasın. Doğduğundan beri yutak, gırtlak, soluk ve yemek borusu kısımlarında tanımlayamadığımız bir sıkıntı mevcut diyor. Durup dururken de beslenme esnasında da nefesi tıkanıyor ve nefes düzeni çok aşırı geç yoluna giriyor. Bunun için gözlemleme tekniği vesaire önerir misiniz? Bebek küçükken zararı var mıdır? Görüntüleme önerirseniz hangi birime gitmem gerekir acaba? Kulak, burun, boğaz mı? Kardiyoloji veya nöroloji mi? Cevabınız için çok teşekkürler eder. İyi yayınlar dilerim demiş. Çok geçmiş olsun. Bunu gözlemlemeniz de esasında güzel bir şey. 2 aylık emziriyor herhalde annemiz çocuğu burada. Çünkü yemek yemez herhalde o küçük yaşta ama gırtlakta soluk yemek borusunda bir sıkıntı olabilir mi? Böyle tutulmada bir sıkıntı varsa çocuktan. Önce bir kulak boğazı görmesini öneriyorum. Kulak burun boğaz eğer bizlik bir problem yok derse bebeklerde şöyle bir durum da olabiliyor. Bazen kalpten çıkan damarların geçiş yerleri yemek ve nefes borusuna baskı yapabiliyor. Hmm. Yani böyle bir durum varsa bu da ortaya çıkartılabilir. Önce bir kulak burun boğaz doktorunun, daha doğrusu önce pediatristin görüp onun yönlendirmesiyle kulak burun boğaz doktorunun gitmesinde fayda var. Peki, inşallah bir şey çıkmayacaktır. Geçmişler olsun diyelim. Demiş ki efendim, merhabalar Aslı Hanım, Sivas'tan selamlar diyor. Ben de Sivas'a çok çok selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Gebelikte kasıktan bebeğe bakılır mı? Sorar mısınız demiş. Kasıktan diye kastetti herhalde transvajinal ultrason. Nasıl bir şey hocam o? Genelde transvajinal ultrason genelde erken haftalarda yaptığımız bir ultrason. Yani bizim için biraz önce ultrasondan bahsederken yüksek frekans kullanıyoruz demiştik. Evet. Bazen hastanın çok kilolu olması nedeniyle bazen bunu kullanabiliyoruz. Veya erken haftalarda bebekte çok daha fazla detay görmek için vajinal yolla bir ultrason yapıyoruz. Hı hı. Vajinal yolla yapılan ultrason bir de onunla ilgili de şöyle bir şey vardır. Bebeğimizi düşürür mü? Kanamaya yol açar mı? Evet. Böyle bir şey doğru değil. Asla bir düşük nedeni değildir. Bebeğimizde bir zararı yoktur. Bebeğe dokunmuyoruz zaten değil mi? Sadece uzaktan bakıyoruz. Ha, dokunmuyoruz. Uzaktan ama karındakinden daha yakından bakıyoruz. Yani rahime giriyor muyuz? Hayır, rahime girmiyoruz. Hı. Rahime girmiyoruz. Rahim ağzında kalıyor zaten orada. Hı hı. Ama bebeğe hiçbir zarar yok. Yani güvenle yaptırabilir. Doktoru istediyse mutlaka yaptırsın. Peki. İyi günler ekibinize demiş. Teşekkür ediyoruz. Ben 3 haftalık hamileyim. Ultrasonda bebek görünmedi. Dış gebelik olabilir diye şüphem var. Doktorum da öyle şüpheleniyor. Haftaya yine görünmeyi düşünüyorum. 3 haftalık bebek görünmüyor mu ultrasonda demiş. Yani herhalde testi pozitif çıkıyor gebe esasında ama bebek yok ortada. Yani şöyle. Endişeye kapılmasına gerek yok. Herkes... Şimdi herkesin normal uterus içerisinde gebelik görülmesi çok farklı olabilir. Hmm. Biz bazen eskiden şöyle derdik, işte 1000 civarı var beta ECG düzeyi gebelik testi yaptırıyorsunuz da 1000 varsa transvajinal yolla, işte vajinal yolla yapılan ultrasonda gebelik kesesi görülür. Bazen 2000'i geçse de görülmeyebiliyor. Hmm. Ama doktoru da haklı, yani dış gebelik ihtimaline karşı şunu yaptırabilir. Beta ECG seviyesini, gebelik testi seviyesini 2 veya 3 gün sonra tekrarlayabilir. O istediğimiz kadar artmıyorsa veya aynı kalıyorsa veya düşüyorsa, hı hı, bir diş gebelik ihtimali daha fazla değil ama 3 haftalık dediği sanıyorum 5 haftalık gibidir. Yani çünkü 3 haftalık gebelikte zaten gebelik kesesi görülmez. Ha, görülmez mi zaten? Hayır, yani şimdi, o zaman hiç sıkıntı yapmasına gerek yok. Yok yani normalde aslında kastettiği 5 haftalık gebedir. Yani normalde, hı, biz gebeliği ne zaman başlar kabul ederiz biliyor musunuz? Son kişinin adet gördüğü, son adetinin ilk gününden itibaren başladığını kabul ederiz. Aslında gebe kalındığı günü kişi 2 haftalık gebedir. Hmm. O yüzden herkese böyle bir kafa karışıklığı var. O sanıyorum 5 haftalık gebedir. 5 haftalıkta gebelik kesesi görülebilir, görülmeyebilir. Bir hafta sonra kontrol ettirmesinde fayda var. Veya 2-3 gün, çok endişeliyse 2-3 gün sonra bir şey testini tekrarlasın. Gebelik testi, beta ECG düzeyini tekrarlasın. Evet, inşallah çok yakın zamanda görünür bebeğin kesesi demiş olayım. Merhabalar demiş, eşim 6 aylık hamile. Doktorumuz detaylı ultrason istiyor. Normal şartlarda ne zaman detaylı ultrason olmak gerekiyor? Bildiğim kadarıyla daha erken istenmesi lazım demiş. 6 aylıktan daha önce mi bu detaylı ultrason tabii yapılıyor? Tabii 18. haftadan itibaren yapılabilir. Niye 18. hafta diyoruz? Onu da çok kısa bir şekilde söyleyeyim. Hı hı. Çünkü beynin arka anatomisi tam olarak gelişmiyor. Orta hat anatomisi tam olarak gelişmiyor. Biz bunların gelişmesini beklemek için de ve bebeği biraz daha detaylı görebilmek için bebeğin
hacim olarak da büyümesini istiyoruz. 18. hafta bu yüzden ideal detaylı ultrason zamanı için. 18'de 24 hafta olarak akıllarında kalabilir. Ama 24 haftayı geçirdikleri zaman üzülmesinler. Yani 25, 26, 27. haftada her türlü detayı görebiliyoruz. Evet. Bu Down sendromu denilen bir rahatsızlık var ya hocam. Genetik bir rahatsızlık bu. Ne zaman görülür ve nasıl bir görüntüleme sistemiyle buna bakıyorsunuz? Kaçıncı haftada? Şimdi şöyle, bir genetik hastalık ama şunu da söyleyeyim. Hani annenin veya babanın genleriyle alakalı bir şey değil bu. Direkt olarak annenin yaşıyla alakalı bir şey. Yaş arttıkça risk belli bir ölçüde artıyor. Hatta daha önce ailede bir başka akrabasında Down sendromu varsa bu riski de arttırmıyor. Hiçbir şekilde arttırmıyor. Kendi çocuğunda Down sendromu var diyelim. İkinci çocukta Down sendromu olması riski de sadece %1. Yani çok düşük bir ihtimal. Sadece %1. Peki nelere bakıyorsunuz? Down sendromu çok fazla bulgusu vardır. Şöyle, yüzden başlayacak olursak burun kemiği bu bebeklerin yarısında ya hiç yoktur ya da çok ufaktır. Burun kemiğinin olmaması riski çok arttırır. Bebeklerin genelde gözleri birbirinden daha uzak olur. Evet. Ense kalınlıkları genelde daha fazla olur. Beyindeki sıvı boşluklarında genişlemeler görülebilir. Kalpte delik olabilir. Kalbin tam merkezinde atrioventriküler kanal defekti dediğimiz bir şey var ki Down sendromunda çok fazla görülen bir durumdur. Bu olabilir. Kalp zarında su toplanabilir. Akciğer zarında su toplanabilir. Bağırsakları parlak olabilir. Böbreklerin kanallarına genişlemeler olabilir. Ki bu normal bebeklerde de çok fazla görülür. Kemikleri kısa olabilir. Özellikle kol kemikleri, kolun üst tarafında kemikler kısa olabilir. Ama saydıklarınızın tek başına herhalde bir şey anlam ifade etmiyor. Bunların tümü mü olması gerekiyor Down sendromu? Hayır. Tümün olması gerekmiyor. Down sendromu öyle bir sendrom ki bazen hiçbir bulgu vermez. Bunları en ince noktasına kadar bakarsanız hiçbir bulgu vermez. Yani siz biraz önce dediniz ya bebeğin mimiklerini güzel görüyoruz. Yani bir izleyicimiz de diyebilir. Ya 4 boyutlu ultrason var bakarız. Ha, biz yoldaki Down sendromları tanıyoruz. Gördüğümüz zaman çocuk Down sendromu gerçekten tanırsınız. Tanır mısınız? Ama bebeğin o yüz hatları o haftada oluşmuyor. Hatta bebek erken de olsa bile Down sendromu olsa bile yüzü Down sendromuna benzemiyor. Evet. O yüzden biz 4 boyutlu ultrasonu koyup her bebeği tanıma olasılığımız olsa zaten cihazlarımız çok iyi. Çok rahat tanıyabilirdik. Down sendromu pek çok bulgu verebilir. Hiçbir bulgu vermeyebilir. Biz hastalarımıza diyoruz ki sizde baktığımız Down sendromu bulgularının hiçbiri yok. Mesela şu serçe parmağın orta kemiği onlarda çok kısa olup bu parmak yağ gibi içe doğru eğri olabilir. Ayak baş parmağı diğer parmaklardan ayrık olabilir ama bunlar normal kişilerde de görülebilir. Evet. Yani bunların hepsine baktırdık diyelim. Yine de amniyosenteze ihtiyacımız var mı? Yani şöyle bir basit bir yöntem herkesin aklına kalsın istiyoruz. Bunlar hafif bulgular. Diyelim ki bir tane hafif bulgunuz var. Yani biz 2 puan alan kişinin amniyosentez yapmasını öneririz. 2 puan nasıldır? Mesela 1 puan diyelim ki bebeğine genişleme geldi, var. 1 puan anne yaşı 30, başka hiçbir bulgusu yok. Amniyosentez yaptırmasına gerek yok. Anne yaşı 35 yaşın üzerindeyse 1 puan daha alıyor. Yani 35 yaşında var, diyelim ki bağırsaklarında parlaklık oldu. Bir hafif bulgu daha var, minor bulgu daha var. O zaman 2 puan aldı, amniyosentez yaptırabilir. Ama 40 yaşında olunca 40 yaş direkt 2 puan veriyor. Evet. Yani ultrason ne kadar normal olursa olsun bu kişinin amniyosentez yaptırması gerekir. Yaşla ilgili demek ki. Yaşla çünkü ilgili. Yaş arttıkça dediğimiz gibi tek en fazla etkileyen risk faktörü yaş. Kadının yaşı değil mi? Erkeğin yaşının bir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Sadece annenin yaşı. Annenin yaşı burada yüksek oldukça Down sendromu riski de artıyor. Tabii ki yine bildiğim kadarıyla hocam akraba evliliklerinde olabilir mi? Hayır. Down sendromu da alakası yok. Hiç alakası yok. Hatta bazen şey diyor... Tüp bebeklerde embriyo donduruyorlar ya. Ya diyorum yaşınız 35. Yok tüp bebek. Ben 5 yıl önce dondurmuştum diyor. O zaman yaşı 30. O yaşa esas alıyoruz. O yaşı mı esas alıyorsunuz? Tabii ki. Çok enteresan. Kaç yaşında dondurduysa o yaşa esas alıyoruz. Peki. Ben diyor hamileliğin başlangıç sürecindeyim. Merak ettiğim için makale falan çok okurum diyor. Bir makalede vajinal ultrason eğer 4 dakikadan fazla bakılırsa ısıdan dolayı bebek 2-3 aylıkken kalbine zarar verebiliyormuş. Hocamızın da fikrini almak isterim. İyi yayınlar. Mersin'den Mut'tan Zehra demiş. Çok selamlar, sevgiler Zehra Hanımcığım. İnşallah sağlıkla çocuğunuzu kucağınıza alırsınız. Nasıl hocam buradaki anlatılan durum? Ya tam olarak öyle değil. Ya başta söylediğim gibi yani biz ultrasonu gerektiği kadar yapmalıyız. Çok uzun yapmamalıyız. Yani ve dediğiniz gibi kalp atışını da dinletmiyorsa 3-4 dakikalık ultrasonun bebeğin dokusunu ciddi bir şekilde ısıtma etkisi yok. Yani bunun 30 dakikadan uzun olması lazım. Yani okuduğu yayının çok güvenilir olduğunu çok düşünmüyorum ben. Çünkü
Zaten 2-3 dakikada bir ultrasonun, tam transvajinal ultrasonun bitirilmesi çok da kolay değil. Çünkü her yerine bakmak lazım. Evet. Yani orada bir şey var. Yani kalp atışını dinletmiyorsa, dinlettiği zaman biraz önce söyledim, 40 kat fazla enerji veriyorsunuz. Bizim sistemimiz bu. Ultrasonu mümkün olduğu kadar kısa yapalım. Her dokuya mümkün olduğu kadar az bakalım. Az Doppler kullanalım ki az enerji verelim. Kanıtlanmış bir yan etkisi olmasa da biz mümkün olduğu kadar işimizi en kısa sürede yapalım. Biz bunu istiyoruz ki bebek mümkün olduğu kadar dokusu daha az ısınsın diye. Tabii. Peki devam ediyorum sorularınızla sevgili seyircilerimiz. Merhabalar demiş, geçen haftalarda kadın hastalıkları ve doğum doktoruna gittim. Gebelik şüphem de vardı. Doktor kasıklardan ultrason muayenesi yaptı. Rahimde kistimin olduğunu söyledi. Doğum kontrol hapı verdi. Gebelik olsa bu şekilde kasıktan bir ultrasonda görünürdü, öyle değil mi? Diye de sormuş. Şimdi sanıyorum doğum kontrol ilacı verdiyse zaten rahimde değil de kisti yumurtalıktadır. O herhalde aklına yanlış kalmış. Bu tedavide kullanılan bir yöntem. Muhtemelen gebeliği de yoktur. BTHCG'si de düşüktür büyük bir ihtimalle. BTHCG seviyesi 5'in altındadır. Yani orada biraz çelişki var. Rahimde değil de eğer yumurtalıkta kist vardır, yumurtalık kistli tedavisi doğum kontrol yapılır zaten. Normaldir yani diyorsunuz. Normal, bu gelişim. Evet, yok. Peki. Oğlumun diyor idrar yollarında enfeksiyonu var diye tedavi ettirdik. Ultrason kağıdında sağ böbrek polünde lokal hafif kalizyal genişleme izlenmektedir yazıyor. Herhangi bir ilaç tedavisi falan da yok şimdilik. Oğlum 7 yaşında, rapora göre ne yapmalıyız diye soruyorsunuz. O kadar haklısınız ki bazı raporları okuyoruz ama hiçbir şey anlamıyoruz. Ne diyorsunuz hocam? Bu nasıl bir şey? Şimdi idrar yollarında enfeksiyon olmuş ve böbreğine bakmışlar. Bazen bu kaliektazi dediğimiz şey, yani böbreğin toplayıcı yapıları vardır. İdrarı süzen yapıları vardır. İlk önce kalikslerde toplanır. Ondan sonra ortadaki havuzda. Biz orayı pervis diyoruz. Kaliks, pervis. Kaliektazide de biraz hafif genişleme, çok hafif bir genişleme varmış. Bu o şeyden de olabilir. İdrar torbası aşırı doluysa ondan da olabilir. Ben hastamıza bir 3 ay sonra ultrasonu tekrar ettirmesini öneriyorum. Hiçbir şey olmayacaktır. Hafif ektazide böbrekte bir fonksiyon kaybı olmaz. Evet. İdrar yolu enfeksiyonu tekrarlamıyorsa da hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Ondan endişe etmesin. Ne güzel. İnşallah sıkıntısız atlatırsınız bu dönemi diyelim. Merhabalar demiş, ben İstanbul'da Arnavutköy'den Ümmü Gülsüm. Çok selamlar, sevgiler benden de İstanbul'a. Arnavutköy'de ne kadar güzel bir yerdir değil mi semt olarak? Demiş ki 20 haftalık hamileyim. Doktorum obstetrik Doppler istedi. 4 boyutlu ile obstetrik Doppler arasındaki fark nedir? Ben de merak ettim şu anda. Bir 4 boyutlu görüntüleme sistemi var. Obstetrik Doppler nedir? Şimdi 4 boyutlu ultrasonla obstetrik Doppler'in birbiriyle hiç alakası yok. Tamamen farklı şeyler. Yani birbiri renkli olması, renkli Doppler ve öbür ultrasonla, 4 boyutlu ultrasonla renkli görünmesi nedeniyle böyle bir kafa karışıklığı var. İkisi birbirinden tamamen farklı. 4 boyutlu ultrason nedir? Şimdi biz 2 boyutlu ultrason, siyah beyaz ultrasonu yapıyoruz ya. Evet. Bu cihaz, ultrason, gelişmiş ultrason cihazları bu görüntüleri üst üste koyup bebeğin dış görüntüsünü elde ediyor ve onu renklendiriyor. O rengi de bilgisayarın kendi atadığı bir renk. Yani, renklendirme amaçlı yani. Evet, zenci de olsa, bebek beyaz da olsa hep aynı rengi gösteriyor. Yani şey, renklendirme amaçlı. Bizim bunun tanında bir katkısı var mı? Evet, yani şöyle söyleyeyim, ek katkısı var. Yani asıl önemli olan siyah beyaz ultrasondur. Ayrıntılı ultrason siyah beyaz yapılır. 4 boyut buna destekleyiciden, yani yüz hatlarında bir anomali varsa yüz hatlarındaki anomaliyi daha iyi gösterir. Omurgasındaki anomalileri biraz daha açıkça ortaya koyabilir. Anladım. Ama yani ama esas şart olan siyah beyaz. Siyah beyaz ultrasonu. 4 boyutlu ultrasona çok da fazla gerek yok dedi sevgili hocamız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Lafınızı balla bölüyorum çünkü yayınımızın sonuna geldik. Nasıl çabuk aktı hiç anlamadım. Çok fazla soru geldi sevgili seyircilerimizden. Sizi tekrar bekleriz hocam. İnşallah. Teşekkür. Evet sevgili seyircilerimiz, geldik yine bir Sağlık Olsun programımızın sonuna. Yarın biz yine burada olacağız. Yarına dek kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Thank you.